Akşener bugün grup toplantısında konuştu. Bundan sonra Hatay hepimizin 84 milyonun şahsi meselesidir. İYİ Parti Meclis Grubu Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Deprem sonrası Hatay'da yaşananları kamuoyuna duyurmasıyla dikkat çeken eski futbolcu Gökhan Zan'la eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman İYİ Parti'ye katıldı. Zan ve Karaman'a rozetlerini Akşener taktı. Akşener'in gündeminde 6.284 sayılı yasaya dönük tartışmalar vardı. 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun bugün birileri tarafından tartışmaya açılıyor. Ancak artık bu durumdan rahatsız olan sadece biz değiliz. Bizzat AK Parti'de siyaset yapan kadınlar da rahatsız. AK Parti'nin aile bakanı bile o koltukta otururken böylesine ucube bir tartışmayı millete açıklayamayacaklarını biliyor. AK Parti'nin grup başkan vekili bile bu tartışmadan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. 6.284 sayılı yasayı savunması nedeniyle parti içinde hedef yapıldığını açıklayan AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'e destek verdi. Sayın Özlem Zengin de yaşadığı çirkinlikleri kadın olduğu için yaşıyor. Ama şunu bilin ki asla razı olmayacağız. Susmayacağız, pes etmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını kabul etmediğimiz gibi 6.284'ün tartışılmasına da izin vermeyeceğiz. Depremden sonra sel felaketinde de iktidarın sorumluluk üstlenmemesine tepki gösterdi. Bu ülkenin Tarım ve Orman Bakanı çıktı ve ne dedi biliyor musunuz? Sel 15 canımızı aldı ama toprakta suya kavuştu. Şuna bir bakar mısınız? Ondan feyz almış olsa gerek, bu acımasızlıktan feyz almış olsa gerek, Şanlıurfa Belediye Başkanı da çıktı ve dedi ki, sel felaketinde belediye olarak hiçbir sorumluluğumuz yok. Yahu bu nasıl bir şuursuzluktur? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Bu nasıl bir utanmazlıktır? Yuh olsun size be, yazıklar olsun. 14 Mayıs seçimlerinde iktidarın el değiştireceğini söyledi. Şunun şurasında 53 gününüz var. Sakin olun. Zaten 54. gün gelince, yani 15 Mayıs sabahında sizin bıraktığınız bu enkazı biz toplayacağız. Endişelenmeyin. Sizin açtığınız yaraları biz saracağız. Sizin kırdığınız kalpleri biz onaracağız. Sizin ayırdığınız insanları biz birleştireceğiz. Üstelik bunu milletimizle birlikte yapacağız.